Zekatı emreden Allah diyor ki, bizim size verdiğimiz rızıklar var ya, bizim sahibi biziz onun diyor. Ondan infak edeceksin diyor. İnsan kendi servetine bakarken, Allah ile kendi arasındaki münasebette bu malın sahibi ben değilim, bu malın sahibi Allah'tır, tasarruf yetkisi bana değil Allah'a aittir. Doğru mu yanlış mı? Malımızdaki tasarruf yetkisi kime aittir? İsterse alır mı? İsterse çok verir mi? Bütün yetki sen de onunsun, ben de onum yani. Benim malım değil, ben de Allah'a aitim, malım da Allah'a aittir. Doğru mu? O zaman bir insan zekatla ilgili konuyu değerlendirirken Ahmet mi söyledi? Hayır. Mehmet mi söyledi? Hayır. Kim söyledi? Allah söyledi. Ha. Malın sahibi konuştu ya. Hem benim sahibim hem de malın sahibi konuştu. Bu konuda yani dini vazifeler noktasında paramız, servetimiz ve imkanımız noktasında biz bir iş yerinde muhasebeci olan bir memur durumundayız. Kocaman bir fabrikanın muhasebecisi. Orada bir sürü trilyonlar dönüyor. Hesaplarını yapıyor, girdisini, çıktısını, havalesini, tahsilatını yapıyor. Ama o bir muhasebecidir. O paraların sahibi fabrikanın sahibidir. Doğru mu? Ne yapamaz o? Kendi istediği gibi tasarruf edemez. Kendisine ne kadar yetki verildiyse o tasarrufu yapabilir. Nasıl ki oradaki muhasebeci malın gerçek sahibi değildir, tasarruf yetkisi kısmen kendisine verilmişse, biz de malımız konusunda Allah ile aramızdaki münasebette bir muhasebeciden ne farkımız var? Gerçek sahibi Allah değil midir? Gerçek tasarruf sahibi O'dur. Öyleyse O'nun verdiği vazifeleri yerine getirmek de bizim bir muhasebeci gibi boynumuzun borcudur. Patron muhasebecisine dese ki, falanca yere şu kadar para havale et. Etmiyorum. Deme hakkına sahip midir? Değildir. Değildir. Dese ne olur? Dese ne olur? Kulağından tutar dışarıya atar. Başka bir şey değil yani. Allah Teala bizim patron kelimesi uymaz. Bizim gerçek sahibimizdir. Bize diyor ki fakire şu kadar havale et diyor. Etmem. Etmem dediği zaman tutar kulağımızdan bizi kulluk dairesinin dışına atar. Allah kulluk dairesinin dışına attığı zaman ne olacağınız hesap etmek lazım.